Yeniden herkese merhaba. Efendim sizlerin de görmüş olduğu gibi bugün gayet yoğun bir şekilde yine çok değerli konuklarımız vardı. Yine sırada çok değerli bir konuğumuz var. Neden bahsedeceğiz? Saç ekiminden bahsedeceğiz. Efendim genelde hep erkekler diye düşünürüz. Aslında kadınların da çok büyük derecede ilgi duyduğu, önemsediği bir durum aslında bu. Sizin hiç buna benzer bir düşünceniz var mı diye soracağım. Burada bir seyrelme var benim de. Daha sen çok de... gençsiniz diye bir şey söyleyeceğim ama aslında gençken şimdi, mi yapılmalı, nasıl yapılmalı yani bununla ilgili bilgi almak lazım. Aslında bununla alakalı bu tedavi yaptığın arkadaşlarım oldu benden daha gençti. Biraz herhalde bölgedeki kıl miktarıyla alakalı, oradaki renk miktarıyla alakalı. Bu konuyla alakalı izleyenlerimiz de hatırlayacak. Yaklaşık 2-3 hafta önceydi herhalde değil mi? Saç ekim uzmanı Bilgehan Yıldırım Bey bizim konuğumuz olmuştu. Bakalım bizlere nelerden bahsetmişti. Eğer bu saç ekimiyle alakalı süreçler ve efendim kıl teknikleriyle alakalı bir gelişme varsa belki ben de yaptırırım ilerleyen süreçte. Özellikle de bu konuda bizim ülkemizi de çok fazla ziyaret eden evet. Danışan var. Hep birlikte izleyelim. Saç ekim direktörü Bilgehan Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Saç ekimi tabii ki hayatımızın artık vazgeçilmezlerinden biri oldu. Herkesin çok önemsediği, vazgeçemediği yöntemlerden bir tanesi oldu ama bilmeyenlerimiz için saç ekimi aslında nedir bir anlatalım mı? Saç ekimi var olan bölgedeki saçların olmayan bölgeye transferi, dokunakli de denilebilir. Fakat bu saç transferi, saç nakli olarak özetleyelim. Tabii ki insanlar merak ediyor. Neredeki saçları alıp nereye dikiliyor veya sonuçlar nasıl oluyor? Ense bölgesinde bizim var olandan fazla saçımız olmaktadır. Bu bölgedeki fazla saçlar alınıp olmayan bölgelere nakledilir. Ve burada kendi saçı gibi zaten kendi saçıdır. Olarak büyürler. Normal saçlar gibi tıraş edilir, kısaltılır, uzatılır veya yön verilir. Özetle saç ekimi böyledir. Saç ekimi işlemi lokal anesteziyle yapılan süren bir işlemdir. İlk aşamada ense bölgesindeki saçlar alınır. Tabii alınma tekniklerini de insanlar merak ediyor. Alındığı zaman o bölgede... Evet, özellikle biz erkekler bu konuya çok meraklıyız. Yöntemleri de soracağız o yüzden size. Evet, iz kalıyor mu diye en çok merak ediyorlar. Bölgede fazlasıyla saç olduğu için donör sağ diyoruz bu ense bölgesindeki alana. Fue yöntemi denilen bir yöntem kullanılıyor. Saçlar kesme veya herhangi travma edici bir yöntem değil de tek tek foleküller halinde foleküller oluşturur kümeye de greft deniyor. İnce uçlu aletlerle alındığı için ve homojen bir dağılımla alındığı için daha sonra orada iz kalmıyor. Aslında iz kalmamasının bir nedeni daha var. Bu çok söylemiyor fakat burada açıklamış olayım ben. Bölgede var olan olgun yetişmiş saçlar var. Bu saçlar alındıktan sonra bölgede var olan ince büyüyemeyen saçlar var. Olgunlaşmış saçlar alındıktan sonra ince telli saçlar da bölgede kalınlaşıp o bölgede oluşan seyrekliği tamamlamaktadır. Eski olgun saç tellerinin yerini alıyor o zaman. İnce saçlar almaktadır. Dolayısıyla bölgede göze görülür, insan rahatsız edici bir iz kalmamaktadır. İkinci aşamada tabii ki alınan saçlar kadar, eğer yeterliyse yeteri kadar alınır. Değilse alınan saç miktarı kadar bölgeye bir planlama uygulanır. Bu saç çizgisiyle başlar ve açık alanın tamamına santimetre kareye ekilecek alana ekilecek greft sayısı olarak kanal açılır. Bu kanal açma işlemi saçların yönünü en çok da en önemli olan şey de budur ve insanların en çok merak ettiği şey de budur. İşte çim kafa söylemi çok fazla haliyle gündemde. Çok tedirgin olunuyor bu konuda doğal durum konusunda. Bu sonrasındaki görüntüden değil mi? Evet. Aslında bunu belirleyici yöntem bu aşamadır. Yani kanal açma aşamasıdır. Günümüzde artık insanlar fazlasıyla saç ekimi sirkülasyonu olduğu için yapan doktorlar, uzmanlar bu konuda tecrübelidir. Tabii ki her sektöründe acemisi olabilir fakat büyük oranda bu işi yapanlar bu işte tecrübelidir. Artık ne derecede açı verirsek saçlar çim görünümü değil de normal doğal görünüm olur. Bu bilgiye ve beceriye sahiptirler. Yani kanal açma aşamasında saçların yönü belirlenmiş olur. Bu sayede de kendi saçlarından çok fazla bir fark oluşturmamaktır operasyon sonrası. Üçüncü aşamaya gelecek olursak tabii ki saçlar alındı, kanallar açıldı. Alınan saçlar bu kanallara tek tek yine manuel yöntemle kişiler, uzmanlar tarafından yerleştirilir.
Devam edeyim mi? Sorunuz var mı? Hayır, hayır, devam edebilirsiniz. Çok, tabii ki sorularımız da var ama siz gayet güzel tamam, de devam ediyorsunuz. Buyurun. Bu ekilen saçlarda amaç kıl, yani tüyleri nakletmek değildir. Dibindeki folikülleri, dokuyu, hücreyi nakletmektir. O yüzden ekilen kıllar ilk bir ay içerisinde dökülürler. Çünkü oradan yeniden bir damar yapılanması oluşturmaktadır doku kendine. Bu yapıyı oluşturana kadar öncelikle var olan saçları bırakır. Yani özetle ilk bir ay içerisinde ekilen saçlar dökülür. Bir ay ile üç arası saçın cilt yüzeyine çıkma sürecidir. Pek bir görüntü olmaz. Hiç saç olmamış gibi, ekilmemiş gibi bir görüntü olur. 3 ay ile 8 ay arasında bu saçlar yavaş yavaş çıkar. İşte kimisi 1 santimdir, kimisi 3 milimdir. Bu şekilde yavaş yavaş. Ve ortalama 8 ay içerisinde saçların tamamı çıkmış olur. Yani insanlar saç ektirdikten sonra 3 ila 8 ay arasında saçlarını taramaya başlarlar. Burada saç ekimi işlemine başlamadan önce ben tekrar geri dönmek istiyorum. Enseden alınacak greftlere karar verdiniz. Herhalde onun sayısının önemi var mı? O da çok konuşuluyor çünkü. Yani bu alınan greft sayısının bir önemi var mı? Sayısının önemi şöyle var. Açık alan ihtiyacı ve ihtiyaç fazlası olarak değerlendirilmelidir. İhtiyacı 3 ise işte oraya 4 tane saç ekerseniz bu da o bölgede zararlıdır. Çünkü yeteri kadar oksijen ve kanlanma olamayacağı için doku ölümü, yani saç larda file olma ihtimali vardır. O yüzden oranın, sayının önemi vardır tabii ki. Büyük bir öneme sahiptir. Böyle bir muayene videoları, fotoğrafları bizler tabii takip ediyoruz sürekli sağlık programı yaptığımız için. Burada yöntemi anlattınız 3 aşağı 5 yukarı. Biz artık yöntemi biliyoruz, o cepte. Sonra karar verme aşamasında hastayla beraber böyle o saçın değil mi sınırları çiziliyor. O bölgede siz herhalde ekilecek greft sayılarını belirliyorsunuz. Sonra enseden aldıklarınızı oraya naklediyorsunuz. Burada hastayla bir diyaloğunuz oluyor mu? Yani onun beklentileri sizin için önemli mi? Çünkü ben şunları da duydum kendi arkadaşlarımdan. Mesela ön bölgeyi sıklaştırıp belli bir yaştan sonra işte o tepede açılan bölgenin daha sonra yapılması. Çünkü orada dökülme bir süre daha devam ediyormuş gibi şeyler de duyuyoruz. Bu söylediğiniz saçı tam dökülmemiş kişiler için geçerli bir yöntemdir. Evet. Özellikle yaşı genç olan insanlarda sizin gibi bir dökülmeye sahip ise eğer genetik soyunda da dökülme var ise işte baba tarafı, dayı tarafı. Yaşı genç ise işte 25-26'lı yaşlardaysa soy ağacında da dökülme var ise o zaman bu açıklamayı yapmak zorundayız. Çünkü ilerleyen yıllarda geri kalan saçlara dökülme olacaktır. Ve bir operasyonda ihtiyaç duyabilecektir. Bunu açıklayarak tabii ki operasyona alınmaktadır insanlar. İşte saçınızı ektik, ömür boyu artık saçsınız denmemektedir. Tüm açıklığıyla, gerçekliğiyle artık insanlara ne olabileceği anlatılmaktadır. Zaten insanlar da bu konuda bilinçli. Bu konuda düşüncesi olan insanlar internetten, gazeteden artık bir sürü sosyal ortamda bu bilgiler paylaşılmaktadır. Zaten geldiğinde %80 bilgi donanımıyla geliyor. En ufak tefek soru işaretlerinde siz açık bir anlatımlara sunduğunuz zaman ortada herhangi bir soru işareti kalmamaktadır. Başlangıçta süreç ortalama tabii ki o alınan grefte operasyona göre değişecektir ama ortalama 6 ile 8 saat arası diyelim mesela. Evet. Bu operasyondan sonrasına ben bir de gelmek istiyorum. Sonrasındaki süreç hastalar için zor mudur? Operasyonun en zor süreci zamanın uzun olma sürecidir. Aslında operasyon da çok zor bir işlem değildir. Fakat biraz zaman alıcı bir işlemdir. Ve bir de lokal anestezi ile alakalı olan insanlar bunu daha iyi bilirler. Lokal anestezi aşamasıdır. Çok az da olsa bir acı hissetmektedirler bu aşamada. Ense bölgesi, yani saçı alınan bölgeye ilk aşamada lokal anestezi yapılır. Daha sonra saçı ekilecek bölge sadece ön bölge, frontal bölgeye çizgi halinde bir lokal anestezi yapılmaktadır. Ekranda da görüyoruz şimdi herhalde ekilme işlemi. Operasyon sonrası süreç hiç zor değildir. Operasyon sonrası 2 gün ev istirahati verilir. Bu da yapılan işlemden dolayı olması ihtimal ödemin oluşmaması içindir. 2 gün sonra bir yıkama işlemi vardır. Bu normal saç yıkama işlemidir. Fakat genelde klinikler, hastaneler bunu kendileri yapmak ister ki o aşamada bir de kontrol yapmak isterler. Herhangi bir olumsuzluk var mı diye. Ondan da çok korkuluyor çünkü. Yani ekimden hemen sonra birkaç gün sonra insan bir saçını böyle yıkamak için dokununca sanki ekilen saçlar dökecekmiş gibi. Benim çünkü çok yakın arkadaşlarımdan bir iki ektiren arkadaşım oldu. Onlardan biliyorum. O anki psikolojide herhalde o biraz bilinçaltı o zaman. Aslında bilinçaltı değil çünkü öyle ilk ekildiği zaman çok korumasız oluyor greftler doku içerisinde. Çünkü herhangi yapıştırıcı madde veya vidalama yöntemiyle oraya tutturmuyor. Tamamen doku esnekliğiyle grefti tutmasıdır dokunun. Bu da doku iyileşimi, dokunun birbirine kaynaşması 72 saati almaktadır.
İlk geceyi atlattıktan sonra bu risk, çıkma riski saçların yarı yarıya %50 oranında azalmaktadır. Her geçen saat dakika azalmaktadır. Çünkü sonuçta kan akımıyla beraber yapışıyor doku oraya. 72 saat sonra, yani 3 gün sonra çıkma riski %80 ortadan kalkmaktadır. Bu dediğinizi özetleyecek olursak, evet, ilk operasyon olduğu gün elini böyle tarar gibi yaparsa saçları çıkartma riski vardır. Zaten bu yüzden de 2 gün ev istirahati verilmektedir. Hem saçların bir yere değip çıkma riskini engellemek, hem de ödem alma riskini engellemek için. Ben de çok yakın bir arkadaşımdan biliyorum. Aynı zamanda meslektaşım. İlk böyle birkaç gün çok kötü etkileniyordu. Bir tane saç teli görüyordu mesela evde avcının içinde. Allah diyordu, gitti bir grafit daha gitti diyordu. Yani o herhalde operasyon esnasındaki 6-7 saatlik sıkılmanın verdiği şeyle bir daha o derdi çekmemek için. Bir de aşırı tembih olmaktadır. Aman dokunmayın, aman çarpmayın, saçını çıkar vesaire, biraz da korkutulmaktadır hastalar. Tabii ki aslında o kadar da riskli değildir. Ufak bir dokunmayla saçlar çıkmaz ama biliyorsunuz insanlara ne kadar tembihli davranırsanız o kadar... Özel davranmak en iyisi. Çünkü hiçbir şey söylemezseniz o zaman şey davranıyorlar, işte arabaya binerken vesaire çarpma riski oluyor. Çarptığı zaman da o kadar emek boşa gitme ihtimali var. Bu yüzden ısrarla tembihleniyor. Dikkatli olalım diyelim. Dikkatli olunması konusunda. Bundan dolayı da çok korkuyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.